bugünün en önemli başlıklarından biri de Gezi davası. Gezi davası ile ilgili kararı bekliyoruz. Savcılığın Osman Kavala ile Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istediği Gezi davası duruşması bugün şu saatlerde görülüyor. Duruşma öncesi açıklama yaptı Taksim Dayanışması da. Umut yargılanamaz dedi değerli izleyenler. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görülecek duruşma başladı. Onun da bilgisini verelim. Muhabirimiz Ali Morca orada alanda, kameralarımızı orayı çevireceğiz. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne döneceğiz. Ve Ali Morca'nın da şu anda bildiğimiz kadarıyla bir konuğu var. Mahmut Tanal, CHP milletvekili. Evet arkadaşlar, Ali Morca hazırsa kameralarımızı çevirelim, ses verelim neler oluyor. Evet, şu anda seni izliyoruz, seni dinliyoruz Ali Morca. Yanında da yine önemli bir isim var. Neler söyleyecek, neler gördün, inceledin bu saate kadar, anlat lütfen bize. Evet Gizem Hanım, siz de söylemiştiniz Gezi yargılanamaz ama 2013'ten bu yana adalet arıyor Gezi. Burada yanımızda Mahmut Tanal Bey var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili kendisi. Hem avukat hem milletvekili. Kendisi mahkemedeydi. Bakalım bir tek dava görülmüyor. Boğaziçi davası, Gezi davası, iş insanı Osman Kavala davası 1602 gündür biliyorsunuz tutuklu yargılanıyor ama son aşamaya geldi. Biz bunu Sayın Milletvekili Mahmut Tanal'a soralım. Evet. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum Sağlayan Adliyesi'nden. Burada Gezi davası esasen sonuç itibarıyla bir hukuki bir dava değil. Çünkü hukuki bir dava olmuş olsaydı Gezi ile ilgili o dönemde iki tane beraat kararı var. Mahkeme içerisindeki beraat kararları nasıl yok edilebilir? Bir, istinafa gidersiniz. İki, temiz edersiniz. Yargılar, ondan sonra bir takım adliyede yargılarsınız. Ancak bu Gezi davası nedeniyle bugüne kadar alınan iki tane beraat kararı ve Yargıtay'da müdahalesinden geçerek kesinleştiği halde bu kararlar olduğu yerde bu sefer yeni senaryolar uydurularak ve hileli yöntemler uydurularak üçüncü bir dava daha açıldı. Gezi ile ilgili açılan bu dava hukuki bir dava değil. Gezi ile ilgili açılan bu dava siyasi bir dava. Şimdi düşünebiliyor musun? Bu insanlar müebbetle yargılanıyor. Gezi ile terör bir araya gelmez. Gezi ile darbe girişim bir araya gelmez. Gezi ile suç bir araya gelmez. Gezi'nin mücadelesi, Gezi bir özgürlükler mücadelesiydi. Bir demokrasi mücadelesiydi. Gezi aynı zamanda bir barışın, hukuk devletinin mücadelesiydi. Hatırlarsınız da o dönem Sayın Başbakan Dolmabahçe'de otururken el ele tutuşan gençlere efendim bunlar niye el ele tutuyor? İnsanların yaşam biçimine müdahale edildi. Özgürlüklerine müdahale edildi. Adalete müdahale edildi. Liyakata müdahale edildi. Özgürlüklere müdahale edildi. O dönemki gençlik şunu istedi. Özel hayatımıza karışmayın. Baskıcı otoriter rejime karşı demokratik bir eylemdir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz bir kavga edersiniz. Kavgada üstünüze bir şey çıkar. Bir tırnak makası çıkar. Bir çakı çıkar. Bir bıçak çıkar. Bir silah çıkar. Ya arkadaş, Gezi'de 10 milyonlar insanlar oraya gidip geldi. Kimsenin elinde ne çakı olduğu, ne tırnak makası olduğu, ne bıçak olduğu, ne silah olduğu. O Gezi'ye o dönem şimdi MHP Meclis Başkan Vekili var. Sayın Celal Adam da ziyarete gitti. Bakın MHP'den giden oldu. AK Parti'nin üst düzey yetkilileri gitti. Cumhuriyet Halk Partisi gitti. Diğer siyasi partiler gitti. Şimdi 10 milyonların gidip ziyaret ettiği bir yerde siz nasıl teröristle yan yana getirebilirsiniz? Nasıl darbe kalkışmasıyla yan yana getirebilirsiniz? Bu uyduruk bir olaydır. Açıkçası söyleyeyim. Bu bir senaryodur. Bu hukuki bir dava değil. Bu bir siyasi davadır. Eğer hukuk kırıntısı varsa, adalet varsa burada insanların beraat etmesi lazım. Ve tarih boyunca ne deniliyor biliyor musun? İnsanlar canı pahasına 3 asil değere sahip çıkmak için uğraştı insanoğlu bugüne kadar. Adalet, hukuk ve hak için mücadele etti. Ve Gezi demek, hukuk demek, Gezi demek adalet demek, Gezi demek özgürlük demek, Gezi demek hukuk demek, Gezi demek adalet demek, Gezi demek özgürlük demek, Gezi demek demokrasi demek. Gezi ile kalkıp uydurup senaryolarla teröristle yan yana getiremezsiniz, darbe girişimiyle yan yana getiremezsiniz, Gezi'yi bu şekilde kirletemezsiniz. Gelelim Boğaziçi öğrenciler. Türkiye'de yargılama nasıl yapılmasının örneği
gelsinler Boğaziçi davasını izlesin tüm Türkiye. Hakim Mecelle'de hüküm var. Hakim diyor ki metin olacak, bilgili olacak, donanımlı olacak. Hakim kibirli olmayacak. Hakim egosu olmayacak. Egosu prim yapmış olan, tavan yapmış olan ve krizi çözemeyen insanlar burada yargılamayı şöyle yapıyor. Avukat diyor ki kardeşim ceza muhakeme kanunda sen duruşmayı gizli yapamazsın. Bugün üçüncü duruşması. İlk celse yapılmış, ikinci celseye rektör çağırılıyor. Rektör gelmiyor, zorla getirilme kararı alınıyor. Ancak zorla getirilme kararını taraflara bildirmeden çapraz sorgu hakkını ellerinden alarak gizli duruşma burada yapılıyor. Avukat diyor ki kardeşim siz bizim çapraz sorgu sorma hakkımızı elimize aldınız. Yaptığınız bu yargılama usulsüzdür. Sizden ricam yeniden bunu çağırın. Bizim huzurumuza soru sorma imkanımızı sağlayın. Hakim dedi ki seni duruşmadan atıyorum dedi. Duruşmadan atıyor. Özel güvenliğe diyor bunu alın duruşmada. Özel güvenliğin avukatı duruşmada atma yetkisinin olmadığını söyledik. Ancak bunu polisle yapabilirsiniz. Onun üzerine polis getirdiler. Ve avukat dedi kardeşim ben disiplin suçunu işlememek için bana tutanak ver. Ben duruşmana çıkacağım. Hakim de ben sana tutanak vermem. Ben odamdan çıkmıyorum. Avukatlar duruşma salonunda oturuyor. Sanıklar, öğrenciler duruşma salonunda oturuyor. Avukatlar oturuyor. Bir, ben ülkemin adaleti adına üzüldüm. Ülkemin hakimin adına üzüldüm. Ülkemin savcısı adına üzüldüm. Ülkemin emniyeti adına üzüldüm. Ya bir hakim kriz çözmeli. Hakim duruşmaya hakim olmalı. Hakim duruşma salonu düzenine hakim olmalı. Hakim kibirine hakim olmalı. Hakim egosuna hakim olmalı. Bu şekilde yargılama olmaz. Hakikaten bu ülke bu yargılamaları hak etmiyor. Bu anlamda umarım ve dilerim bu topraklara adil yargılama gelir. Hukuk egemen olur, adalet egemen olur ve Çağlayan Adliyesi'nden söyleyeceklerim benim bunlar. Aslında Adalet Akademisi'nde bir yargılama nasıl yapılmaz? Oradaki stajyer hakimlere, stajyer savcılara ve avukatlara bunun öğretilmesinin en güzel yolu bugün işte Boğaziçi'li öğrencilerin yargılandığı mahkeme salonuydu. Evet. Avrupa Parlamentosu da izliyor davayı. Burada temsilcileri var. Sordum ben bir öğretim üyesi, profesör, İtalyan öğretim üyesi. Dedim ki ya biz ceza muhakeme kanunu İtalya'dan aldık. Rahmetli Uğur Mumcu'nun diyor ki Türk vatandaşının tanımı nedir diyor. Diyor ki İsviçre Medeniyet Kanunu'na göre doğan, İtalya ceza hukukuna göre yargılanan, Fransız ceza idare hukukuna göre idare edilen, Alman ceza hukukuna göre cezalandırılan, İslam hukukuna göre gömülen kişiye Türk vatandaşı deniliyor. Biz de İtalya'da ceza muhakeme kanunu aldık. Siz İtalya'da böyle bir yargılama yapıyor musunuz? Adam da bir tiyatro ya komik dedi. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Onun için diyorum ben ülkemin yargısı adına üzülüyorum. Biz bunu hak etmiyoruz. Mevcut olan kanunlarımız Avrupa'daki kanunların çok ilerisinde. Ama bu kanunlar rahmetli Sülhü Dönmezler Hoca bize derdi ki iyi bir kanun kötü bir uygulayıcı elinde kötü olur. Kötü bir kanun iyi bir uygulayıcı elinde iyi olur derdi. Mesele insan unsurudur. Türkiye'ye buradan bir yaptırım çıkar mı? Ya ben Türkiye'ye adaletin gelmesini isterim. Benim Türkiye'm niçin yargılansın? Niye ülkeme yaptırım çıksın? İşte bu şekilde yani işi bilmeyen insanlar da bu yargılamayı doğru düzgün ehillere vermek lazım. Liyakata göre hakim, liyakata göre savcı, liyakata göre müdür, liyakata göre bakan, liyakata göre cumhurbaşkanı. Liyakati bu ülkede egemen kalmak zorundayız. Yoksa hepimiz mağduruz ya. Evet Gizem Hanım. Görmüş olduğunuz gibi dinlediniz. Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Evet. Mahmut Bey'e çok teşekkür edelim. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Ali Borca. Biz yakından takip ediyoruz. Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Evet, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yine davayı takip eden isimler arasında. En önemlisi de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bizim hakkımızda başlattığı bir yaptırım süreci var. Bunu bu ekranlardan sürekli hatırlatıyoruz. Ve bu sürece rağmen, yaptırımlara rağmen tahliye edilmeyen Kavala da hükümlü statüsünde değerli izleyenler. Ve tabii daha doğrusu hükümlü statüsünde olmasını amaçlandığına yönelik iddialar var. Şimdi bu iddialar doğru mu çıkacak yoksa yanılıyorlar mı acaba? Hepsini dava sonucunda görmemiz mümkün olacak. Şu anda kameralarımız
dediğimiz gibi Çağlayan'da bir yandan İstanbul Adliyesi'nde davayı takip ediyoruz. Birazdan Ali Morcan'ın farklı konukları olduğunda da yine ayrıntıları alacağız. İşte özel güvenlik ekipleri var. Bir yandan milletvekillerinin alana geldiğini, birçok milletvekili özellikle CHP'den çok sayıda milletvekilinin davayı takip ettiğini söyleyebiliriz. Ve elbette Osman Kavala hakkında çıkacak karar Türkiye'nin de gündemini etkileyecek. Türkiye'nin özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki durumunu, Avrupa'da bakanlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önündeki durumunu ve çok daha fazlasını etkiliyor olacak. Sonuçta bir yaptırım başlığı var. Bu yaptırım başlığı Türkiye'yi nereye götürecek? Tüm onları göreceğiz ama davanın sonucunu bekliyoruz. Bakın kameralarımız orada, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde an be an takipteyiz ve sizlerle de paylaşacağız. Şimdi İstanbul'a, Çağlayan'a, İstanbul Adliyesi'ne döndürüyoruz kameramızı. Orada Gezi davasının duruşması görülüyor değerli izleyenler, muhabirimiz Ali Morca'dan. Alanda ve zaman zaman konukları oluyor. Davayı takip eden isimler var. Milletvekilleri, sivil toplum örgütü, kuruluşları ve çok daha fazlası değerli izleyenler, onu da hatırlatmış olalım. Bu arada hemen önemli hatırlatma da şu. Osman Kavala ile Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istiyor savcı Gezi davasında. Ve o duruşma bugün görülüyor. Kararı bekliyoruz. Taksim Dayanışması ve birçok sivil toplum kuruluşu duruşma öncesinde de açıklama yaptılar. Ama özetle şunu söylediler, Umut yargılanamaz dediler ve bu yargılamayı da takip edeceğiz dediler. Onun dışında siyasi dava olduğunu ifade eden önde gelen isimler var. Onu da hemen aktarmış olalım değerli izleyenler. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görülüyor duruşma. Ve yine Ali Morcan'ın bir konuğu var. Hemen dönelim adliyede. Neler oluyor, neler bitiyor? Evet, Ali Morca sendeyiz. Konuğunla birlikte neler konuşacaksın? Dinliyoruz. Evet, Gezi davasını yakından takip eden Hakan Konak vatandaş, kendisine soralım. Neler yaşanıyor içeride? Kendisine soralım. Neler yaşanıyor içeride? Duruşma salonunun önünde bekliyoruz. Yani alabildiğimiz bilgiler, işte biz de aslında bir hem içeriden çıkanlardan hem sosyal medyadan aynı anda takip etmeye çalışıyoruz. Yani bir tutuklamanın olmaması için takip ettiğimiz kadarıyla avukatlar olabildiğince iyi bir biçimde argümanlarını içeride anlatıyorlar, savunmalarını yapıyorlar ve sanırım dosyada olmayan bir şeyden, maddeden dolayı tutuklama talebi olmuş savcılığın. Sonra avukatlar bunun artık iyice hukuksuz bir duruma dönüşebileceğine vurgu yapınca bir araya gidilmiş diye konuşuldu. Bunun üzerine de şimdi herhalde bir yarım saat falan sürecek ara verildi. Durum bu şu anda. Yani herkes bugünün kritik olduğunu düşünüyor. Genel olarak durum bu şu an. Ali Morca, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Gizem Hanım, biz teşekkür ederim konuğumuza. Gezi davasını yakından yine takip etmeye devam ediyoruz. Evet, çok teşekkürler Ali Morca. Sana yine döneceğiz. Evet değerli izleyenler, şu anda yine bir yandan Gezi davasını takip ediyoruz. Az önce de söylemiştik, mahkeme Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sıcak gelişme olarak, son dakika olarak aktaralım değerli izleyenler. Ve hemen İstanbul'dayız. Çağlayan Adliyesi'ne dönüyoruz. Ali Morca orada takip ediyor C kapısını ve duruşmadan çıkanlar var. Milletvekilleri ve çok sayıda kişiler. Özgür Özel'i görüyoruz. Grup Başkan Vekili. CHP Grup Başkan Vekili. Evet Ali Morca, sendeyiz. Takip ediyoruz. Evet Sayın Özgür Özel de yanımızda şu an. Gizem Hanım, görmüş olduğunuz gibi mahkeme ertelendi. Kendisinden kısa bir değerlendirme alacağız. Dinleyelim. Yani şimdi şöyle söyleyelim, bir basın açıklaması yapılacak hukukçular tarafından. Mahkeme ertelendi ama bir sonraki duruşmanın karar duruşması olacağı belli oldu. Bir daha süre verilmeyeceğini söyledi kendileri. Biz de takip edeceğiz. Bir yandan Boğaziçi duruşması da 2.30'a kadar ara verdi. 2.30'da tekrar başlayacak. Boğaziçi'li öğrencilerin duruşmalarını da takip etmeye devam edeceğiz. Evet, Avrupa Parlamentosu yakının takip ediyor davayı. Bunu herkesle birlikte basın açıklamasıyla evet, biliyoruz. Gizem Hanım, şu an basın açıklamasına geçiliyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi mahkeme ertelendi ama Boğaziçi davası devam ediyor. Çağlayan Adliyesi önündeyiz. Evet,
Biz de bir yandan Ali, sen de yerini al istersen, basın açıklamasını canlı yayında verelim. Basın açıklaması başlamadan dakikalar önce Ali sen yerini alırken hemen detayı da aktaralım. Az önce CHP Grup Başkan Vekili de yine salondan çıktı, duruşmadan çıktı. Onun da ifadelerini aktardık. Mahkeme ertelendi Kavala davası için. Boğaziçi duruşması da 2.30'da devam edecek dedi Özgür Özel. Özgür Özel'de birçok isim gibi işte CHP'li isimler var, partililer var, siyasiler var. Onlar gibi davayı takip eden isimlerden biri değerli izleyenler. Şimdi birçok milletvekili alanda Çağlayan Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapılacak. Onu bekliyoruz. Muhabirimiz Ali Morca da yine alanda, birçok basın çalışanı yine alanda basın açıklamasını dinleyeceğiz. Muhabirimiz Ali Morca da bir yandan takip etsin. Ali istersen biraz da yakın bir yerde konuşulan, yakın bir yerde yine durursan açıklamayı da birebir Flash TV ekranlarından verme imkanımız olsun. Bir kez daha hatırlatalım. Gezi davası bugün görülmüştü. Sabah saatlerinde başladı ve mahkeme kararını verdi. Kavala'nın tutukluluk haline devam dedi mahkeme değerli izleyenler. Ve tabii ki ertelenmiş oldu böylelikle de. Mücella yapacağı hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Ve Kavala'nın tutukluluk halinin devamı kararı az önce çıktı. Birazdan basın açıklaması yapılacak. İşte CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de onu söyledi. Basın açıklamasında hem bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Türkiye'nin durumu olsun, Avrupa Komitesi Bakanlar Kurulu önünde Türkiye'nin durumu, ki yaptırım kararı verilmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu sürecin başladığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Tüm bunlara dair aktaracaklarımız var. Davayı takip ettik. Sabah saatlerinden itibaren buradaydık dedi. Basın açıklaması yapılıyor. Başlıyor şu anda. Kameralarımızı çeviriyoruz. Muhabirimiz Ali Morca da takip ediyor. Basın açıklamasını bakalım neler söylenecek, izliyoruz. Yok. Avukatlar geliyormuş. Ben gelince biz başlıyoruz şu anda. Evet, şu anda avukatları bekliyorlar değerli izleyenler. Bir kez daha hatırlatalım. Osman Kavala'nın avukatı da Köksal Bayraktar. O da açıklama yapmıştı. Osman Kavala da bu davaya Segbis'le katıldı. Açıklamalar yaptı değerli izleyenler. Can Atalay yine davada bulunan isimlerden, Mücella Yapıcı az önce de yine aktarmıştık. Ve bu dava başlamadan önce değerli izleyenler, duruşmada öncesinde Taksim Dayanışması bir araya geldi, açıklama yaptı ve şunu söylediler. Umut yargılanamaz dediler kısa öz bir şekilde. Duruşma görülürken aralarda CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a mikrofon uzattı muhabirimiz ve o da yine siyasi bir dava olduğunu söyledi bu davanın. Bir yandan bir de şöyle de bir detay var. Gezi davası yine Çağlayan Adliyesi'nde, Boğaziçi duruşması da Çağlayan Adliyesi'nde. Gezi davası ertelendi. Kavala'nın Segbis'le katıldığı Gezi davası CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de belirttiği gibi. Ancak Boğaziçi duruşması devam edecek. Saat 2.30 sularında Çağlayan Adliyesi'nde Boğaziçi duruşmasının da devam etmesini bekliyoruz. Muhabirimiz Ali Morca da orada olacak. Gün boyu takip edecek. Şu anda bakın burası Çağlayan Adliyesi, ekranlarınızda gördüğünüz alan. Çağlayan Adliyesi'nin C kapısı yönü ve orada az önce dağıldı herkes. Davayı, duruşmayı takip edenler dağıldı. Aralarında CHP milletvekilleri var. Birçok siyasi yine isim var. Birçok partiden, İYİ Parti'den de olduğu bilgisini aldık. Sivil toplum kuruluşları var. Taksim Dayanışması var. Gençler, işte Kavala'yı sevenler, destekleyenler oradalar. Ve şu anda bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Onlar da bekliyorlar. Neyi bekliyoruz? Bir kez daha hatırlatalım. Bayraktar, Köksal Bayraktar mesela, Osman Kavala'nın yine avukatı. Onun dışında çeşitli avukatlar var. Diğer sanıkların avukatları orada. Ve onların da yine bu alana gelmesini bekliyoruz. Onlar da buraya geldiği zaman toplu bir basın açıklaması yapılacak. Hem bugünkü duruşmaya ilişkin hem bundan sonra ne olacağına ilişkin de ışık tutacak açıklamalar. Bu arada şunu da hemen belirtmek istiyoruz. Gezi davasında savcılık mütalaasının ardından ilk duruşma bugün görülüyor değerli izleyenler. Ve savcılık 4 Mart'ta mahkemeye sunmuştu mütalayı. Osman Kavala da 1602 gündür tutuklu ve tutukluluk hali devam edecek bugünkü çıkan karara göre. Hem Osman Kavala'yla hem de Mimar Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Onu da söyleyelim. Ve duruşma Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yaptırım sürecini başlatmasına rağmen tahliye edilmeyen Kavala'nın tutuklu statüsünde olmasını amaçladığına yönelik iddiaların gölgesindeydi ki bakın
tutuklu şu anda hala. Onu da söyleyelim. Ve basın açıklaması birazdan başlayacak. Başladı şu anda, şu dakikalarda başladı. Hemen kulak verelim. En başta söylediğimiz gibi bu dava demokrasi için, adalet için savunmamız gereken bir dava. Ve ne yazık ki bu utanç büyüyerek gözlerimizin önünde devam ediyor. Şimdi dava ile ilgili açıklama yapmak üzere Taksim Dayanışması avukatlarından Evren İşler'e söz vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, teşekkür ederiz öncelikle yoğun katılımınız, ilginiz için. Şimdi bugüne dair söylenmesi gereken galiba en önemli söz şu. Gezi 9 senedir yargılanıyor ama aslında bir yargılama faaliyeti yapılmıyor. 9 senedir bunu söylüyoruz. Soyut isnatlarla öyle olmuştur, böyle olmuştur düşünceleriyle başlatılan soruşturmalar, düzenlenen iddianameler, adeta birer siyasi tarih tilindeki belgelerin savcılık evrakı olarak karşımıza çıkartılmasıyla yaşıyoruz biz bu yargılama sürecini. Bugün dediğimiz aşamada biliyorsunuz geçen celse SS hakkında mütalasını sunmak üzere savcılığa süre verilmişti. Ve celse arasında savcılık SS hakkında mütalasını sundu. Bugün bir parça usulü talepler ve esas hakkında mütalayla ilgili çok kısa görüşlerimizi paylaştık ama şunu söylemek gerekir. Toplanılması gereken bir tek delil dahi toplanmamış durumda bu dosyada. İstinaf Mahkemesi'nin işaret ettiği, yapılmasını zorunlu gördüğü eksiklikler dahi giderilmeden bir anda hızlıca tefrik kararıyla karara gitme yöntemi seçildi. Buradan da bu davanın başından beri söylediğimiz gibi siyasi kararlarla, siyasi yönlendirmelerle yürütülen yargılama sürecinde yeni bir siyasi dönemece geldiğimizi görüyoruz. Esas hakkında mütalaa metnine baktığınızda da aslında yeni bir tarih tezini, siyasi iktidarın Gezi'ye, toplumsal muhalefete, herhangi bir itiraza nereden baktığını bir kere daha görmemiz mümkün. Şunu söylemek gerekir, bütün bu hususları konuştuk ve delillerimizi en basitten şunu söyleyeyim, hakkında hala da ismi geçen kişiler var. Bunlarla görüşmüşlerdir ve bu işi böyle planlamışlardır diye ileri sürülen bu kişilerin dinlenmesi talebimiz dahi reddedildi. Hiçbir yargılama faaliyeti yapılmadan göstermelik duruşmalarla, göstermelik ara kararlarla ilerleyen bir yargılama faaliyetinden bahsediyoruz. Geldiğimiz aşamada Kavala açısından yeniden tutukluluk halinin devamına karar verildi ve 22 Nisan tarihine bırakıldı. Savunmaları yapmak üzere süre verildi. Biz ilk günden itibaren, biz ve arkadaşlarımız ilk günden itibaren Gezi ile ilgili ne sorulduysa Gezi'yi bütün renkleriyle savunacak şekilde savunmalarımızı yapmaya çalıştık. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Ne olursa bütün renkleriyle, bütün şenleriyle vatandaşın talep ettiği, dile getirdiği bütün talepleriyle haklıdır, onurludur, umutlu bir direniştir. Bu savunmaların ve bu zamana kadar sergilediğimiz savunmaları 22'sinde devam ettireceğiz. 22'sinde eğer bitmez ise bir sonraki mesai günü olan 25'inde devam edip kararı açıklayacağını da söyledi mahkeme heyeti. Dolayısıyla 22 Nisan'da bugün burada olduğumuzdan çok daha dirençli, çok daha umutlu savunmalarımızı yapmak üzere burada olacağız. Teşekkür ederim. Şimdi Taksim Dayanışması Bileşenlerinden Cumhuriyet Halk Partisi adına açıklama yapmak üzere sözü Sayın Özgür'e bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, burada bu davayı takip eden herkese ve bu davadaki hukuksuzlukların tarih önünde kayda geçmesine katkı sağlayan tüm emekçilere teşekkür ediyoruz. Biz İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimizle birlikte davayı takip ediyoruz. 22'sine ertelendi, 22'sinde de burada olacağız. Biz bu filmi daha önce iki kez izledik. Silivri'de daha önce Fethullahçı savcıların iddianameleri Silivri'de teker 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 çöküp o iddianameyi sahiplenen bir savcının yavaş yavaş kürsünün altında yok olur hale geldiğini gözlerimizle görmüştük. Hepimiz ayağa kalktık ve Türk milleti adına karar veriyoruz diye bir karar okundu. Ve o kararda Gezi beraat etti. Gezi beraat etti çünkü bütün deliller çökmüştü.
orada bunu iddia edenler bu insanların yüzüne gözüne bakamayacak hale gelmişti. Ama bir yerde beraat etmedi. Kendisini her şeyin üzerinde gören birisinin aklında, beyninde, zihninde Gezi mahkum edildiği için Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatla üçüncü kez yargılanıyor. Daha insanların masumiyetlerini ispat etmeleri için ne yapmaları gerekiyor bilmiyoruz. Hakimlerin beraat verdiği bir davanın sanıklarının beraat edemediği bir ülke noktasına getirdiler Türkiye'yi. Hakimlerin serbest bıraktığı Osman Kavala'nın üstünde 7 saat demir kapılar hukuksuzca kapalı kalıyor. Başka bir dava açıyorlar. O davadan tutuklama kararı. Bu şu demektir. Bu keyfiyetten başka bir şey demek değildir. Bu hangi siyasi görüşten olursa olsun kime, kimin yakınına, kimin çocuğuna yapılsa ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye'yi dünyaya rezil etmektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye'de anayasamız gereğince kanunla çelişse kanunun üstündedir. Uluslararası anlaşma gereğidir. Türkiye'deki yargı kararlarından çeliştiğinde üstündedir. Bu kadar haksızlığa uğradığı ispat edilmiş ve karara bağlanmış Kavala ile ilgili gereğinin yapılmaması kabul edilemez. Ellerine tırnak makası almamış insanları anayasal düzene karşı darbeyle suçluyorlar. Hepimizin gözünün önünde oldu. Bugün bu söylemi sahiplenen saray rejiminin Cumhur İttifakı, Küçük Ortak Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü meclis başkan vekili Gezi'yi ziyarete geldi. İl başkanı Gezi'yi ziyarete geldi. Recep Tayyip Erdoğan'a gençleri anla, çevre duyarlılığına hassasiyet göster, diktatör olma dedi. Bugün çıkmışlar hep beraber yarattıkları, zihinlerinde yarattıkları düşmanı şeytanlaştırıyorlar. Buradaki insanlar şeytan falan değil. Buradaki insanlar yurtsever. Buradaki insanlar insanı seviyor, doğayı seviyor, çevreyi seviyor. Yeter artık. Milletin vicdanı bu davaya el koymalıdır. 22'sinde bir kez daha olacak. Bir kez daha beraat etseler majesteler için 4. davayı mı açacaksınız? Rabia mı yapacaksınız 4. da Gezi davası diye? Bunu kabul etmiyoruz. Bunu reddediyoruz. Herkes aklını başına alsın. Şurada taş çatlasa bir sene daha zulmünüz sürer. Ama daha fazla tarih önünde kendinizi de rezil etmeyin. Türkiye'yi de dünyaya rezil etmeyin. İkinci bir dava Boğaziçi davasıdır. Bugün oradaydık. Maalesef Boğaziçi davasında öğrencileri savunan avukatlar da önce özel güvenlik, ona itiraz ettik, hukuksuz ettik. Allah razı olsun, neler var özel güvenlikten. Bizi salıklar, dava açılınca sahip çıkan da olmuyor diyor. Onları çıkardık. İllerinden etken duvar örülmeseydi avukatları yaka paça dışarı atıyorlardı. Şimdi de böyle bir kararın uygulanması için 2,5 erteledi. İçlerinde hepsi hakkında yurt dışına çıkış yasağı var. İki tanesi, birisi Maximilian'dan, Maximilian Üniversitesi'nden. Diğeri senden kapılmış Türkiye'nin bu yaştaki en ileri zekadaki dahi fizikçileri kayyuma karşı sırtlarını döndüler diye, kayyuma karşı eylem yaptılar diye bütün dünyanın gitmek istediği o iki en üst düzey eğitim yerine Velat'ı ve Kaan'ı yollayan bir niyet. Ya biraz vicdanınız olsun ya. Kendi çocuğunuz, kendi torununuz olsa ne olur bir düşünün. Talimat verenlere söylüyoruz. O talimatı uygulayanlara söylüyoruz. Yapmayın. Halkımıza, milletimize bunları da şikayet ediyoruz. Kimdir? Pırpırıl. Hiçbir olmadıklar. 90 gün içeride gitmedi. Bir dakika. Arabanın üstünde tepindi diyor. Tepinse hakkıdır. Kaçarken tıplamış. Diğer ayağı değmiş kapıda. 0.7 saniye ayağı arabanın üstünde 90 gün yatırdılar. Böyle bir rezilliğe daha fazla sessiz kalmayacağız. Kalmıyoruz.
kalmadı. Bunlar gider hayat Gebze'yi aldılar. Bunlara karşı bütün demokratik güçleri, bütün siyasi partileri bu iktidara oy bile verse vicdanlarına inandığımız halkımızı bu evlatlarımıza yapılan bu haksızlığa ve bu güzel insanlara yapılan bu haksızlığa karşı dayanışmaya, destek olmaya, bunları hiç değilse vicdanlarında mahkum etmeye davet ediyoruz. Biz hak için, hukuk için, adalet için direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Şimdi tabi basın açıklaması yapılıyor. Bir yandan değerli izleyenler, Taksim Dayanışması'ndan isimler, az önce CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Taksim Dayanışması bileşenlerinden Halkların Demokratik Partisi adına İstanbul Milletvekili Sayın Züleyha Gülüm'e kısa bir açıklama yapması için sözleri bırakalım. Merhaba dostlar. Şu gördüğünüz arkadaki binada Adalet Sarayı yazıyor. Acaba şimdi aramızda... özetleyelim. Tabii basın açıklaması bir yandan devam edecek. Biz de öyle bültenimizi noktalamadan önce şöyle özetlememiz gerekir değerli izleyenler. CHP'den CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel duruşmayı takip eden bir isimdi. Ve işte yanında Sezgin Tanrıkulu'nu da gördük. Birçok CHP'liyi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da keza oradaydı. Taksim Dayanışması'nın üyeleri de açıklama yapıyorlar. Özgür Özel'in açıklamalarından özet yapmamız gerekirse bu davayı yakından takip ettik, takip edeceğiz dedi Özgür Özel. Ve davanın 22 Nisan ertelendiğinde hatırlatalım. Onun öncesinde de Taksim Dayanışması'ndan bir isim çıkmış ve bunu vurgulamıştı. 22 Nisan'a ertelendi dava ve avukatlar, daha doğrusu hakimler de 25'inde, en geç 25'inde kararın çıkacağını söylediler dedi. Yani Nisan'da, Nisan sonuna doğru önemli bir karar bekleniyor diyebiliriz en azından. Bugün tam olarak karar çıkmadı, ertelendi. Özgür Özel'in sözlerinde dikkat çeken kısımlarsa şu şekildeydi. Biz bu filmi iki kere izledik dedi Özgür Özel. Silivri'de izledik dedi. Erdoğan'ın talimatıyla bu dava devam ediyor. Erdoğan'ın talimatıyla üçüncü kez yargılama var dedi Özgür Özel. Ve insanların masum olduklarını kanıtlamaları için daha ne yapmaları gerekiyor? Hakimin beraat kararı verdiği kişiler özgür kalamıyor diye de vurguladı. Bir yandan ekledi, sözlerine devam etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Türkiye'de verilen kararın da üzerindedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde düştüğümüz durum bu vaziyette dedi. Ekledi, iktidarın küçük ortağı MHP'nin meclis başkan vekili ve il başkanı Gezi'yi ziyarete geldi diye hatırlattı o günleri ve şu anda iktidardalar dedi. Ve o dönemler Erdoğan'a karşı işte dikkatli olun diyen bu isimler, MHP'den isimler vardı dedi, hatırlattı. Gezi'yi ziyarete geldiler diye bir kez daha vurgu yaptı ve düşmanı bu davada şeytanlaştırıyorlar dedi Özgür Özel. Ama buradaki insanlar şeytan değil diye de vurguladı. Buradaki insanlar masum. Şeytan değil, şeytanlaştıramazsınız vurgusunu yaptı. Daha fazla tarih önünde Türkiye'yi ve kendinizi rezil etmeyin çağrısı da yaptı CHP Grup Başkan Vekili. Ve bir diğer davaya da değindi. Çağlayan Adliyesi'nde aynı saatlerde, aynı dakikalarda, evet Gezi davası belki ertelendi ama Boğaziçi duruşması da devam ediyor. Ona da değindi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Onu da takip ediyoruz dedi. Ve ikinci dava Boğaziçi davası. Orada akademisyenler, öğrenciler kayyuma sırtlarını döndüler diye masum insanlar yargılanıyor dedi. Ve bu konuda da yine haksızsınız diye vurguladı. Pırıl pırıl gençlerin düşürüldüğü durumu yine özetliyoruz, görüyoruz dedi. Bu filmleri hep izledik, yine izliyoruz vurgusu yaptı Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekili. Ve o davada tekrar bir kez daha hatırlatalım. Çağlayan Adliyesi'nde saat 2.30 civarında duruşma başlayacak yeniden. İşte bir yandan basın açıklaması da devam ediyor. Az önce Taksim Dayanışması'ndan bir isim konuşmaya başladı. Osman Kavala'nın Köksal avukatı Köksal Bayraktar da alanda. İşte kimleri görürüz? CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Milletvekilleri
milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu ve çok daha fazlası HDP'den milletvekilleri alanda. İyi Parti'den de bildiğimiz kadarıyla İyi Parti milletvekilleri var. Tabii avukatlar ve sivil toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Taksim Dayanışması üyeleri alanda bir kez daha özetlemiş olalım. Basın açıklaması yapıyor. Bir dakika kadar daha kameralarımızı çevirelim basın açıklamasına. Çağlayan Adliyesi'ne arkadaşlar. Orayı da çevirelim, kameralarımızı ses verelim. Kimse tutuklamalarla, cezalarla sessizleşeceği, makbul kadınlar olacağı yok. Bunu çok yakından bir ne Boğaziçi öğrencileri, ne Boğaziçi'nde aylardır direnen arkadaşlarımız susmayacak. Mahkemeler gösterdiğiniz zulümle onları susturacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hep birlikte Gezi'yi savunmaya, Boğaziçi öğrencilerini savunmaya, ülkedeki tüm kayyumlara karşı, belediyelerde yürütülen kayyum siyasetine de, kurumlarda, üniversitelerde yürütülen kayyum siyasetine karşı da hep birlikte ses çıkarmaya devam edeceğiz. Ve 22 Nisan'da bugünden çok daha güçlü olarak hepimiz Gezi'deydik diyerek burada olacağız, arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gezi yargılanamaz. Evet, az önce de HDP milletvekili konuştu. Değerli izleyenler, dediğimiz gibi CHP'den, HDP'den, İYİ Parti'den birçok isim orada sabah saatlerinden itibaren duruşmayı takip ettiler. Mahkeme yine ertelendi. Osman Kavala hakkında kararın 22 Nisan'da çıkmasını bekliyoruz. Ama Osman Kavala'nın avukatı da Köksal Bayraktar da başta olmak üzere şöyle bir açıklama yaptılar. 22 Nisan'da kararın çıkmasını bekliyoruz ama hakimler bize 25 Nisan'a kadar bu durum uzayabilir dediler diye de vurguladı. Onun da altını çizmiş olalım.